Cenazelerin sana öğrettiği bazı şeyler vardır abi. Ne öğretti sana bu cenazeler, ölü yüzler diyeyim? Toprağın altında eşitlik öğretti. Sen toprağın altında eşitsin. Dünyada profesör olabilirsin. Holdinglerin olabilir. Dışarıda milyonlarca arabaların, uçakların olabilir. Hayatın boyunca diğer insanlarla eşit olmayabilirsin. Ama inan bana öldükten sonra 10 metre kefen. En fakiri de en zengini de dünyada öldükten sonra eşit oluyor. Altın toprağa gireni ben görmedim. 17 seneden beri ben kimseyi altın toprağa gömmedim. Altınlarından beraber de gömmedim. Arabasıyla da gömmedim. Atıyorum, örnek veriyorum yani şu anda abartılı şekilde 10-12 metre kefen kullandık. Hiç kimse bizim kefenimiz niye kırmızı, biz kırmızı istiyor. Rahmetli yeşili çok severdi de diyemedi. Bir çorap bile kefenin içine koyamadılar. Biz de koyamadık. Yani dünyaya nasıl geldiysek o şekilde de ahiretimize uğurluyoruz. Ve biz de o şekilde gideceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Onun için diyorum dünyada insanlığımızı, vicdanımızı, kendi İslami yaşayıntımızı çeki düzen vermek istiyorsak mutlaka ölümü hatırlayalım. İnsan oğlunun hayatta bir saniyesine bile kontrol altında alamadığı, tutamadığı bir hayat yaşıyoruz. Kimsenin kalbini kırmayalım. Zaten bunların hepsi ölümü unutmayalım, ahiretimizi unutmayalımla oluyor. Öleceğimiz saniyelik. Şu an burada oturuyorum da buradan şu saniyeden kalkacağımı Allah'tan başka kimse bilemiyor. Yani şu anda bile sürekli nefes alıp veriyoruz. Bir nefes alsak, veremesek, bir versek alamasak ölüm gerçekleşmiş bulunuyor. 3-5 günlük dünya için kalp kırmayalım. Kimsenin kul hakkına geçmeyelim. Hayalimizden vazgeçmeyelim. Ahiretimiz için mutlaka çalışmamız lazım. Dünya şartları bizi ne kadar da bu dünyada ayakta kalmak için mücadeleye zorlasa da bir o kadar da ahiretimiz için çalışmamız mutlaka ve mutlaka mecburuz buna. Yapmak zorundayız. Hazreti Ömer gibi illa birini tutmamıza gerek yok ölümü hatırlatması için. Her gün aynaya baktığımızda mutlaka suratımızda, saçımızda, sakalımızda, bıyığımızda bir değişiklikler mutlaka oluyordur. Zaman geçtikçe kalımız ağardı, saçımız ağardı. Bu bize bir ölümün işareti değil mi? Zaman geçtikçe insanoğlu gençleşmiyor maalesef. Bu da bir gerçek. Bu da hayatın bir güzelliği. Yani filmin sonuna doğru gidiyoruz. Hayatı bir öyle düşünelim. Film gibi başlıyor, ortası ve sonu var. Doğuyoruz, gencik, ihtiyarlamaya gidiyoruz. Eğer Allah ömür verdiyse ani bir ölüm olmazsa ve bu son nefes bu vücuttan, bedenden çıkacak. Kesinlikle emaneti yerine teslim edeceğiz. Ruh, ruhlar alemine mutlaka çekilecek. Azrail aleyhisselam görevini mecbur yapacak. Onun için de her geçe diyeceğim ölüm lütfen unutulmasın. Bu çok önemli.